Selamun aleyküm ümmetli izleyiciler. Kanalımda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte otomatik su kabını izleyeceğim. Gördüğünüz gibi 5 litre bardaktı. Kalem de markaydı. Rezaktı. Vedredi. Bir de silikondu. İnşallah onunla sizlere güzel lazım olan lavazimatlardan onunla sizlere su kabını izleyeceğim. İnşallah ki size yararlanırsınız. Yani çok ucuz başa gelir belediye. Yani hiç ne istifade eden bir her şey yani tapılan şeylerdi. Ben Rezak'ı kızdıracağım. Çünkü Rezak'ı kızdırıp şesem de yani yakışı olur. Onunla hamsın sizlerle paylaştığım sizlere göstereceğim. Köşe videomuza. Video geçmeden kabak kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Yani videomuzu beğenek ki ön sıralar çıksın, destek olmayacaksın, Allah razı olsun. Şimdi size gördüğünüz gibi ölçüleri göstereyim. Burada bardağımız 5 litre su kabımızı bedenin üzerine koyduk, tam ortaya koyduk. Kulama sınavında gelen yerinde işaretliydik. Çözeceğimiz yeri şimdi işaretledik. Diğer kanalımız yakışı işaretlemediği için işaretledik. İnşallah şimdi onu keserik. Ben dediğim gibi Rezak'ı kızdırırım. Rezak'ı gördüğünüz gibi Rezak kararlıp buna bak yem kabuz etmişim, su kabuz etmişim. Onları da size göstereceğim. Yani Rezak'ı kızdırırım. Rezak'la kızdırıp kesinlikle çok rahat olur. Kapatalım üstünü. Keserik. Gördüğünüz gibi bıçağımız kızdırıldı. İnşallah kesende de size gösterelim. Gördüğünüz gibi bıçağımız kızdırdı. Biraz çekmeye problem olur. Çünkü zaten şimdi bıçak soğuyor. Yani bu kayda gördüğünüz gibi keseri dozu kesildi. Gördüğünüz gibi vedremizin kapağını kestim. Yani Rezak'ın da promoyu kesebilirsiniz. Yani kızdırmadan kesebilirsiniz. Ama poz biraz çetin olur. Mesela diyeyim. Kıraklara çıkar. Yani Rezak it olduğunda kıraklara çıkıp kesir. Gördüğünüz gibi bu kadar kesti. Yani oradan çıkarttı. Bardağının başına düzgün kayıtla kestirir. Çeşitli bardağını başta bu kayda. Şimdi gördüğünüz yedireni işaretleyeceğim. Yani istediğiniz ölçüde işaretleyebilirsiniz. Suyun tutumuna göre. Ben buradan başları işaretleyeceğim. Şimdi bu kayda işaretleyip bura kalacak. Buradan yukarıya doğru mesafeler, deşikler asacağım. Onlar da hamısı en azı bir 5-6 tane atacağım ki kuşları içebilsinler. Ben güzelsinler üzerim bunu. Yani bildirsinlere su kabı düzeltmişim. Onu göstereceğim sizlere dediğim gibi. Güzellerde yem kabı düzeltmişim. Balaca yem kabı. Onu göstereceğim. Yani bunu paylaşmak maksadım olduğu için sizlerle. Yani ucuz bir şekilde yani bu vedreni her yerden tapabilirsiniz. Su kabını her yerden tapabilirsiniz. Yani ucuz bir şekilde yani yem kabı, su kabı yani düzeltip elde istifade edebilirsiniz. Hem temiz olur hem de ki yani
Demək olar ki, bu su, məsələn, səhərdən axşama kimi, yaxud da iki gün, bir gün səbəs eləyə bilər. Yəni, o havanın temperaturuna baxır. Amma yəni, əlverişli bir yəni, su qabıdır, belə deyək. İnşallah, bunu da işləyən asanda sizlər göstərəcəm. Gördüyünüz kimi, bedenə işarətlədim hər bir tərəfin. Örtünə işarətlədim, 5 santımdan işarətlədim. Yəni, siz elə edə bilərsiniz. Metrənin 5 santımdan bir işarətlədim. İnşallah indi kəsmək isək. Dişləyəsək. Yəni, onu göstərim sizlərə. Gördüyünüz kimi xəttən kəsmək başlayırıq. Dişləri az edib geniş de edə bilərsiniz. Gördüyünüz üçün kəsdik. Burada qalan artıqları da yadaqdan kəsib götürürük. Gördüyünüz kimi yani bu qayda biraz ara bırakırıq, yani biraz məsafə bırakıb ondan sonra yeniden deşeyi işte bunu açtık. Ve daha bırakıp yeniden döşemizin birini açtık. Gördünüz mü? Bir dikkat olun fazla için aşağı çok pişirmesin. Çünkü su az kalkıp açılabilir. Ama bir fikir demeden biraz. Bir de işte çok büyük olacağız. Yani ya da balat kuşlar içine düşür. Ya, içine içime istedilerine göre. Gördüğünüz gibi bu kayda. Asla işleri. İnşallah bir tane buradan sığır. Su kabı hazırlayacağız diye. Tamam. Gördüğünüz gibi gideyen her bir deşti, her bir tarafını deşti. Beş tane gördüğünüz gibi deşiğimiz var. Böyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şimdi inşallah burada silikon tıpınzanı içe sağlarız. Yani kısın. Bunu hem içeriden hem de ki çölden silikonu yazacak ama ondan evvel yani ilk önce ölçünü götürmek lazım ki kapağı üstüne sabitlediğinde bundan yukarı durmasın, yani deşikten yukarı durmasın. Deşikten yukarı dursa elbette ki su akıp gelir. Onun ölçüsünü götürmek lazım. Gördüğünüz gibi bu ayda kapağı üstüne yerleştiririk. Kapağı yerleştirdikten sonra ölçüye bakarak gördüğünüz gibi yani çok hündürlədi. Göstereyim belə. Çok hündürlədi. Yani biraz da bardağı aşağı salmak lazımdır. Su kabın. Yani silikonlamasanız da olur. Ama ki yani silikonlamasanız mütləq suyu az doldurması. Yoksa su ağırıq eləyib kapaqdan içeri düşür. Ama silikonlamak möhkəm olur. Yani silikonlasanız çok möhkəm olur. İndi çok aşağı olsun. Yani bardağın altı çok aşağı oldu. Ona göre de en dikkat getirmeli yeri burası ki düzgün sabitliyəsiz. Göstereyim gördüğünüz kimi. Yani indi.
buradan çok aşağıda değil, hem çok yukarıda değil. Yukarıda olsa su akacak, aşağıda olsa su aşağıda kalacak. Yani dolmayacak tam. Ona göre imene dikkat etmek lazım ki olsun. Kulpun kesip götürebilirsiniz ama ben kulpun kesmiyorum çünkü doldurup aparanda rahat olur. Yani inşallah doldurup da size göstereceğim onu. Şimdi bu kayda bunu dediğim gibi çölden de içeriden de silikon yazacak. Yani hem bardak içeri düşmesin hem de ki bardak orada su ağırlık edildiğinde yani oturup suyu neyse diyeyim suyu aşağı salmasın yani suyu bardak ağzı ne kadar aşağıda olsa su bir o kadar yani olmayacak su zayıf olacak. Şöyle silikon tabancamız kızdı. Bismillahirrahmanirrahim. Düz kenarlardan doldururuz ve göstereyim. Hadi bu silikonu nasıl edebilirsin? Yani silikon tabancası olmayanlar. Gördüğünüz bir şey değil. Diğer taraftan silikon duyuyor. Çok taraftan silikon duyuyor. Gördüğünüz gibi işlerden silikonladım. Yakından göstereyim. Bir iki dakika gözleri silikon tam kurusun. Sonra suyu doldurup size göstereceğim inşallah. Gördüğünüz gibi bardağımızı dolduruyoruz. Yani kapaktan istifade edelim değil. Kapaktan istifade edebilirsiniz. Kapağı deşik de istifade edebilirsiniz ama ben kapaktan istifade edemiyorum. Kapaktan istifade ederseniz az az köşeler. Gördüğünüz gibi bardağımız doldu. Gördüğünüz gibi bardağı doldurduk. Surabını doldurduk. Bu kayda dedim ki şimdi kapağını taktık. Su kabımızı götürecek. Gördüğünüz gibi çevirdim dedilerimizi. Bu kayda buyruk yere. Biraz tökülme oldu ama ki yani çevrende biraz tökülme olur. Ondan sonra gördüğünüz gibi problem yoktu. Gördüğünüz gibi içeride normal derecede su var. Yani yere tökülmür. Akmıyor yere. Yani ölçünü tam belki götürmüşü gördüğünüz gibi. Şimdi diğer su kabların yem kabını göstereyim size. Videonun sonuna olarak gördüğünüz gibi tertemiz. 5 litre su kabımız hazırdı. Bedenen için doldurup yani dedim ki kapağı değişip de bedenen için doldurup diyende kapağı değişip de yani istifade edebilirsiniz. Az yani az su az dolar yani bedenen içine. Onda yani yavaş yavaş dolar. Ben böyle istifade edeyim. Yani bildirisine de böyle istifade edeyim. 3-4 gün bildirisine istifade edeyim. Yani istifade ettikten sonra sizlere paylaşacağım için yani
çok sərfiyyatlı da belə deyək. Gördüyünüz kimi, yəni suyumuzu bir səhər dozmuşam. Orada bir gitsinlərimizdə 2-3 gün və yaxud 4 gündə yəni soyulunur tərtəmiz şəkildə. Bir gitsinlər gördüyünüz kimi deşiklərin çox balaca açmışam. Yəni başları balaca olduğu üçün yəni salıb içə bilirlər rahat şəkildə. Yəni su qabımız gördüyünüz kimi yəni digər su qablar, yem qablar bildiyiniz kimi bahadır amma belə sərfiyyatlı yəni özünüz əldə gəldib istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bunu da silikonun kley ilə yəni tapanca ilə gördüyünüz kimi içərdən də çöldən də silikonlamışam. Birinci silikonlamamışdım yəni yoxladım. Su qabı içəri düşürdü yəni suyun ağırlığını. Amma indi elə bir şey yoxdur. Gördüyünüz kimi istifadə olunur. Maşallah olsun. Bunu da belə göstərəm. Bu da gördüyünüz kimi şişirdik. Yem yani şey Coca-Cola kabıdır. Sonra da bu da vedrədə balaca vedrədə. Biraz batıbdı. Çünki güzələr bunu demək olar ki 20 gün bəlkə bir aya yaxındır ki istifadə edirəm bunu. Yani yem kabında yuxarıdan yem dökmək üçün yer açmışam. Onun su kabında deşik olmasın. Yani deşik olsa su mütləq ki buraxacaq. Yani kabların heç biri deşik olmasın. Gördüyünüz kimi istifadə edirəm bunu. Yani bunu da ölçüsünü mütləq elə çəkil götürmək lazımdır ki, yəni yem çox dağılmasın. Yəni, tukan üstündə yem də var, amma ki, yəni, güzələ yediyi üçün yem istifadə olunur. Yəni, dediyim kimi, yəni, sizə cəldib istifadə edə bilərsiniz. Mən bunu yuxarıdan atmışam, güzələn yemin yerində. Şöyle düşünün. Kanala abunə olun, videoları bəyənməni unutmayın. Dəstək olan açısından razı olsun. Yəni, inşallah yorumlarda yazın. Yani necə anlatdı. Güzələnlər yoruma yazsın. İstifadə edənlər yoruma yazsın. Kanala abunə olun, videoları bəyənməni unutmayın. Dəstək olan açısından razı olsun. Təşəkkürlər.